Yalova Güneyköy'de Dağıstan göçmenlerinin lezzetleri ilgi görüyor. Un, yağ, şeker kavruluyor. Sonra ne oluyor? Hemen geçiyorum Cemmet Okuram. Un, yağ, şeker kavruluyor. Sonra ne oluyor dedim ama ne olduğunu arkanda görüyoruz. Hararetli bir çalışma var. Cemmet Okur, sendeyiz. Evet Nilgün Balkaç, hararetli bir çalışma var. Çünkü Yalova'nın en güzel köylerinden biriyiz. Güneyköy'deyiz. Güneyköy'de Şeyh Şami'nin torunları Dağıstanlılar yaşıyor. Ve geleneksel lezzetlerini de bugüne yansıtıyorlar. Şu anda ne hazırlıyorlar? Şu anda pakuk hazırlıyorlar. Pakuk nedir onu soracağız ama şöyle bir önce bir hazırlığı gösterelim isterseniz. Unlar eleniyor burada Güneyköylü hanımlar tarafından. Elendikten sonra ne yapılıyor? Hemen Zübeyde teyzemiz var. Hanımların öncüsü, lideri diyebiliriz. Zübeyde teyzemiz soracağız. Pakuku nasıl hazırlıyor? Bu tencerenin içerisinde şu anda neler var? Bir kilo tereyağımız, bir kilo tereyağı, bir kilo un koyuyoruz. 45 dakika kavuruyoruz, pişiriyoruz. Sulandıktan sonra bir daha yine 1 kilo 250 gram un koyuyoruz. Bir daha 45 dakika pişiriyoruz. Piştikten sonra pudra şekeri, aygazı söndürdükten sonra pudra şekerini döküp onu da iyice yedirip harcını karıştıktan sonra tepsilere boşaltıp düzeltip kesiyoruz. Peki bu tatlı her zaman yapılıyor mu? Yani hani belirli dönemleri var mı? İlk önce atalarımız bunu şeker bayramında baklava börek yerine olan tatlılarımızdı. Biz köy halkı bayanlar gelirimizi karşılamak için, harçlık kazanmamız için bunları yapıyoruz ve ticaretini de yapıyoruz. Dükkanlarda da var, evlerde de her zaman beraber yapıyoruz. O zaman Zübeyde teyzemize soralım, hani o zaman şu anlama geliyor. Hem sizler için bir gelir kaynağı, hem de Yalova'ya, hem öncelikle Yalova'ya ve sonrasında Türkiye'nin her yerine gidiyor buradan. Doğru mu anladım? Tabii, evet, evet, evet. Yani artık tatlılarım... Nerelerden müşterileriniz var? Müşterilerimiz her yerden Türkiye'nin, kargoyla da yolluyoruz. Yurt dışına da gidiyor. Her yere yollayabiliyoruz. Evet, Güneyköylü hanımların bir anlamda da gelir kaynağı pakuk. Peki pakukun bitmiş hali nedir? Hemen gösterelim. Burada şu an kesimi de yapılıyor. Pakukun bitmiş hali işte ağızlarda çok güzel bir tat bırakan pakukun bitmiş hali de işte bu şekilde. Hemen şöyle bir tane ben alayım. Çünkü yemeden bırakmam. Hemen ekrana bir yansıtalım. Pakukun bitmiş hali de bu şekilde helva ile yapılan helvanın farklı bir çeşidi olarak yansıyor. Oldukça da lezzetli, oldukça da tatlı olduğunu ifade edelim. Pakuku özellikle Yalova-Bursa yolu üzerinde, Güneyköy'ün lokasyonu Yalova-Bursa yolu üzerinde oldukça geçilebilir bir güzergahta olduğunu ifade edelim ve bu lezzeti mutlaka herkesin tatması gerektiğini belirterek sözü tekrar Nilgün Balkaç merkeze size bırakalım. Cemmet Okur, çok teşekkür ederiz. Lezzeti tatmak gerek ama emek de şahane. Gerçekten o nasıl o hale geliyor? Arkada emeği de görüyoruz. Emeğiyle birlikte anlattın lezzetin nasıl ortaya çıktığını. Teşekkürler Cemmet Okur.